Size bir İyi Parti milletvekili olarak bir soru soracağım. Cevap verip vermemek evet. sizin takdirinizdir. İyi Parti sizce Millet İttifakı'nda kalmaya devam mı etmeli yoksa Cumhur İttifakı'na mı geçmeli? Bakın başından beri söylüyorum. Ee, ben yerel seçimlerde İyi Parti'nin tek başına girmesi gerektiğini savundum. Son kongre öncesinde de 2023 seçimine şimdiden hazırlanmamız gerektiğini ve tek başına girmemiz gerektiğini söyledim. Yani ne demek istiyorsunuz? Tek başına yani bir ittifak içinde değil. Ne cumhur ittifakında ne millet ittifakında. Hocam ama sistemi savundun be. Sistemin gerçekliğine uymuyor ama öyle bakın, değil mi biraz? E, sistemin gerçek sistem dediğiniz nedir? Biz zaten bak e, İyi Parti, ya kurarken, %51 bakın olay. İyi Parti'yi kurarken şuradan çıktık. Türk toplumu kutuplaşmış. Bir tarafta CHP, öbür tarafta AKP hı hı. ve bu ikisinin arasındaki kutuplaşmada büyük bir gerilim yürüyor. Biz bir üçüncü seçenek olarak halkı birleştirecek, seçmeni birleştirecek, bu kutuplaşmayı kıracak seçenek olarak ortaya çıkmıştık. İddiamız buydu. Ne oldu peki? Sonra gittik kutuplardan birisinin parçası olduk. Çünkü bugün gerçek bu. Biz de kutuplardan birisinin parçası. Ama par Şaban Bey'in söylediği ha. de doğru diyor ha. ki evet. sistem doğal olarak sizi kutuplardan birinin parçası haline getiriyor diyor. Değil mi Şaban evet Bey? Evet, onu diyorum. Bir de ama hocamız dedi ki kuruluşta sistem, kuruluşta sistem sizi e, oraya e, getiriyor değil. Sizin politik iradeniz bunu kırabilir. Sizin politik duruşunuz, mücadele tarzınız, propaganda tarzınız, siyasal öncelikleriniz bunu kırabilir. Ama siz bunu verili durum olarak kabul eder gidip kutuplardan birisinin parçası olursanız o zaman bir başka şimdi üçüncü bir kutubun oluşmasından bahsediyoruz. Muhalefetin lider partisi gibi olmalı diye mi düşünmüştünüz? Hayır muhalefetin değil iktidarı hedefleyen parti üçüncü, üçüncü yani, bir parti. Şimdi için, burada Evet evet yani öyle Lider koşan yani. bir parti evet. şey değil lider biz olalım muhalefetin tabii, diye düşünmüştünüz. Evet. Şimdi aslında yani, iktidarı hedefleyen Kuruluş. çünkü kuruluşun amacımız da buydu. Ama yani bugün ben yeni bir şey söylemiyorum. Bugün bir kuruluşumuzdaki dakika. kuruluşumuzdaki şeyi söylüyorum. Bugün şöyle bir spekülasyon gördüm sağda solda. Evet. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? Meral Akşener şimdi millet İttifakı'ndan yani CHP'den ayrılıp üçüncü bir ittifak oluşturmak istiyormuş. Böyle bir böyle bir şey var mı gördünüz mü? Böyle Doğrusu bir spekülasyon. Ben de gazeteden okudum. Böyle bir spekülasyon e, yapılıyor yani. E, ben de gazeteden okudum. Hani bir bir şey yok. O gazete haberinin bir Hı. dayanağı yok. Ben e. onu spekülatif buluyorum ama ben siz de bu spekülatif sp buluyorum. Sonra İyi Parti tabanını tanıyorum ve İyi Parti tabanının HDP'ye karşı olduğu kadar e, devaya ve geleceğe de karşı olduğunu düşünüyorum. Ne öyle mi? Tabii. Hiç şüpheniz olmaz. Onların ne suçu var peki? E olur mu yani şimdi hem e, AKP'ye karşı olacaksınız, Erdoğan'a karşı olacaksınız hem de e, e, bu sürecin e, bir sene öncesine kadar parçası olanların Türkiye'nin önüne gelecek ve deva olarak çıkmasına evet diyeceğim. Ama AKP'ye karşılar. Mesela sadece AKP'ye karşı olmak değil ki siyaseti onun üzerinden şekillendirirseniz e, siz bir alternatif olamazsınız. Hocam aslında siz de bir üçüncü yol önermiyor musunuz? Yani ne orada olalım ne burada olalım ben, derken? Bakın siz ben de değil. Bunu İyi Parti'nin kuruluşunda bir halka söz verdik zaten böyle. Benim önerdiğim bir şeydi bu. İyi Parti'nin çıkış gerekçesi. Yani siz diyorsunuz ki biz çekim merkezi haline gelelim. kutuplardan birisinin partisi parçası olmayalım dedim. Ama Şimdi bu tabii spekülasyon yapıyoruz yani gelecek ve dev, deva ile. Bakıyorsunuz devanın Tunceli il başkanı ve heyeti. Twitter'da Tunceli tabakasının önünde fotoğraf çekmişler. Siz orada Tunceli yazdığına bakmayın aslında dersim diyorlar. Şimdi hangi deva? Neye deva? Ben Babacan'ın açık söyleyeyim artık bundan sonra tek işlevinin üniversitede ekonomi tarihi dersi vermek olduğunu düşünüyorum. Onun ait olduğu neoliberal ekonomi tarih oldu. Tarih oldu. <laughs> ya, tarih oldu ya bütün dünyada tarih oldu. E, şeye bakıyorsunuz e, Davutoğlu'na bakıyorsunuz. E, Davutoğlu'nun Cumhuriyet'e, Türk milliyetçiliğine ağır saldırıları, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine öyle ağır saldırıları var ki bir tane Türk milliyetçisini Davutoğlu'nun yanına getiremezsiniz. Ama hocam şöyle bakılıyor olaya, bir dakika bir şey soracağım. Deniliyor ki, ya şimdi bırak hoca bu işleri, yani bu detaylara girme, ee, biz... Deva, Gelecek, Davutoğlu, Babacan, İyi Parti, CHP hatta HDP hep beraber AK Parti'yi devireceğiz. Sen şimdi Kim diyor bunu ya? Pişmiş aşa su katıyorsun. Kim diyor bunu? CHP diyor, muhalifler diyor. Susun, ee, ben e, CHP'de siyaset yapmıyorum ki veya CHP içerisinde bir ben Türk milliyetçiliği doğrultusunda yapıyorum siyaset. AK Parti karşıtları diyor. Bak ben de AK Parti'ye karşı. Tamam da plan zaten yanlış. Ha, ben AK Öyle Parti. Böyle bir plan tutmaz. Ha, ki. olmaz böyle bir şey. O ittifaktan, <laughs> siz iktidardan 50 puanından 5-6 puan almadıkça İstanbul seçiminde görüldüğü gibi iktidarı katiyen deviremez. Abi şunu söylemek istiyorum. Hı -hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel stratejisi bu değil mi? Dostlarla iktidar dediği şey bu. Evet. Arkadaşlar aramızdaki küçük farkları ya da büyük farkları bir tarafa bırakalım. Gelin hep birlikte bu değil mi iktidara yürüyelim? Ama o tutmayacak bir dua olarak söylüyor. Onu bilmiyorum. Ya. Ben, yani, yani sanki ben çıkartmışım. Duayı. Amin hayır hayır. Onu iddia yani etmiyorum. Ben, ben görüyorum yani böyle böyle bir Tam strateji plan var. var. Ama strateji plan bu. yanlış. Yani insanlar şöyle bakıyorlar. Ak Parti'nin gitmesini isteyen insanlar diyorlar ki bu plan bu strateji tutar. Buna umudumuzu bağladık. Ümit Özdağ pişmiş aşa su katıyor. Muharrem İnce pişmiş aşa su katıyor. Böyle bakıyorlar. Ben bir bakış açısını, bir algıyı anlatıyorum size ya. Bir, yani bu yanlış. Bir, bir, bir kısım insan böyle bakıyor. Geldi de. Nasıl? Bir kısım insan böyle bakıyor. Size tepki bir, göstermiyorlar ha, mı? Ha, gösteren bu, var tabii. Bu şekilde. Gösteren bir kısım insan böyle bakıyor. Yani herkes böyle Şimdi bakmıyor. Böyle seçmen sosyolojisiyle böyle. ilgili bir araya girebilir miyim? Tabii Hocam bu. müsaade ederse. Şimdi burada daha önce de konuştuk defalarca. Şimdi problem şu. Mevcut muhalif yapıyı tamam mı? Ee, bir yerel seçim başarısı, o da göreceli bir başarı. Çünkü yerel seçimde bile AKP'nin aldığı oy oranı, oy oranı 41'dir. CHP'ninki 29'dur toplamda. Yani başarı diye düşünülen seçimde bile 12 puan fark var üstelik sadece de dört belediye büyükşehir belediyesi elde Şimdi dolayısıyla siz karşıdan oy almadıkça e, buradaki mevcut işbirliklerinizle ki bunların çoğu ya sorunlu şöyle, işbirlikleridir, Hakan Bey, bakın, iktidarı deviremez. Tamam. On, şöyle bakıyorlar. Bu sorunun cevabı da var. Yani ben de onların sözcüsü gibi oldum. Yani diyor ki adam bu bu şeyin diyorlar bu ittifakın içinde Babacan var, Davutoğlu var. E, onlar da diyorlar Ak Parti'den biraz oy tırtıklar diyorlar. Yani o sizin dediğinizi böyle açıklıyorlar yani. İktidarın... benim dediğim o zaten. Tamam ittifakın Anladım. ana unsurları ben bunlar ya. yani. Şimdi İyi Parti merkez sağdan oy alabilecek potansiyelde bir parti. Aynı zamanda milliyetçilerden, ulusalcılardan, Atatürkçülerden. Yani yelpazesi geniş bir parti. Şimdi öyle bir imkan var ki aslında İyi Parti için. Yani İyi Parti kendisini 20 ile başlayacak umut ederken 10 ile başladı diye gereksiz bir moral bozukluğuna girdi. Halbuki bu ayrı bir ayrı bir tartışma. Yok şimdi. buraya bağlayacağım. İşte İttifak eski mesela. başbakanların, cumhurbaşkanlarının kurduğu partiler şu anda bir alıyor, bir buçuk alıyor. Dolayısıyla bunu şiar edinip kendi merkez sağ veya milliyetçi ittifakını, Atatürk ittifakını oluştursa e, yürüyüp aradan çıkabilir diyor anladığım kadarıyla hoca. Tamam. Evet. Yani Merkez başı sahibi. çekebilir evet. diyor. Ben de diyorum evet. ki Meral Akşener Zaten de böyle bir ben bakın, böyle... tekrar ediyorum. Bunu ben söylemiyorum. Biz partiyi kurarken böyle kurduk diyor. Hı hı. Anladım. Ama bu söze, çıkışa, kuruluştaki felsefeye, kutupların parçası olmayıp kutupları birleştirecek seçmeni toplayacak bütün e, birinci meclisin edebilecek. ruh halini yansıtacak, Anladım. duruşunu yansıtacak bir çıkış iddiasıyla ortaya Cumhurbaşkanlığı e, çıkıp, hükümet sisteminde ama, şansınız yok. Bu, bu tezin <laughs> bakın, bu tezin bir şansı yok. Eee finale 21'le 21 bile kalsa olabilir Ahmet Bey. Bak. E, Hakan Bey çok doğru bir noktayı söylüyor. Siz e, kutuplaşmış toplum zemininde düşünüyorsunuz. Bir tarafta yüzde elli, öbür tarafta yüzde elli var diyorsunuz. Evet, evet. ben verili, e, o veri veri bu. veri bu diyor benim evet. açımdan. Ama e, Hakan Bey çok doğru bir noktayı söylüyor. Diyor ki öbür taraftan oy almazsanız şansınız yok. Genel doğru. seçimde. Genel seçimde. Genel seçimde varsa, olur. Genel seçimde karşı taraftan oy alacaksınız. Karşı taraftan oy almanız için bu yüzde ellinin parçası olmamanız lazım. Bu kutupların parçası olmamanız lazım hem buradan hem buradan oy alacaksınız bu bir ayrı duruşu gösterir bir ayrı politik evet. çizgiyi gösterir zaten bizim çıkış gerekçemiz de buydu e bu konuda katılırım ha, buydu böyle çıktık yola sonra gittik hadi kutuplardan tamam, birinin parçaya gelmeden matematik sebebinizi izah edebilir ha, yerel, Bakın. pardon yerel seçimde ne yaptık ee, İkinci kez parçası oldu bugün e, İstanbul Belediyesinde, Ankara Belediyesinde, İzmir Belediyesinde iyi Partili kadrolar var. Peki bu seçim şeyler e, kadrolar, bu şeyin belediyelerin başarısı için çalışıyor. Evet, başarısı için çalışıyorlar, ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Peki bu belediyeler başarılı olursa oyu kim alacak gelecek seçimde? Cumhuriyet Halk Partisi. Oraya gitmeden bir başka bir şey söyleme. Yani, evet. Yani, evet. Tabii Cumhuriyet Halk kaç salacak? Tuhaf bir durum var. Şimdi şöyle. Ama ha, doğal tabii. olarak öyle. Ama doğal hayır, olarak hayır. öyle. Hocam şu hesabı demek istiyor. <laughs> Şimdi bu cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde birinci tur oylamada adaylardan birisi %50'yi geçemezse ikinci tura kalıyor ya. Heh. Birinci turda hasbel kader ya da alternatif çok diye muhalefette hep anlattığım şey. Diyelim şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı 47 aldı, 45 aldı, 48 aldı, 42 aldı. Neyse, ne alacaksa. Muhalefette eğer bir merkez sağ ve kendine güvenen güçlü bir hem de %10'la başlamış bir iyi Parti ortaya çıkarsa orada sizin dediğinize de katılıyorum. Bir tek hocadan orada ayrılıyorum. Yani içine devayı bilmem işte iyilik, bütün par merkez sağ, tabela partisi olsa bile Anavatan, Doğru Yol, Adalet Partisi alırsa seçmen yani CHP ve HDP ile ilgili başka sorunları olan yani CHP'ye bakarken Atatürkçü, ulusalcı, milliyetçi bir CHP yerine Canan Kaftancıoğlu tipolojisini gören seçmen için ciddi alternatif olurlar Peki. ve o zaman iktidardan da 5 puan alırlar, Peki. CHP'den de 5 puan Peki tamam da ikinci tura CHP'nin adayı çıkarsa ne olacak ikinci turda? İyi de CHP'nin adayı burada çok önemli. CHP iki dönemdir e, Muharrem İnce hariç yani aşağı yukarı ya bir şey, bir yanlış şu. bir hesap yapıyor. Hayır ikinci tura kalırsa CHP'nin adayı yani CHP'nin adayıyla Erdoğan baş başa kalırsa evet. İyi Parti ne yapacak? İyi Parti merkez sağ ittifak ne yapacak o zaman? İyi Parti Erdoğan'a mı oy verecek ee, CHP'nin adayına? Arz edeyim e, İyi Parti yönetiminin kime yöneldiği önemli değil. Hı. Seçmeni sandıkta ikinci turda gidecek muhalif partiye oy verecek. Belki de iktidara verir. Vermezler. Evet. Sen merkez sağ diye konumlanırsan. vermezler abi. ben AK Parti'nin Hakan, Hakan Hakan yanlış biliyorum. bir soru sordunuz. Veya daha doğrusu bir tarafı doğru bir tarafı yanlış bir soru sordunuz. E, i̇kinci turda benim söylediğim e, türde bir iyi Parti'nin ikinci tura adayı kalırsa ne olacak? CHP seçmeni ne yapacak? Erdoğan'a mı verecek yoksa İyi Parti'nin adayına mı? Tabii ki İyi Parti'nin Parti adayına, adayına mü? Ama o da bir ihtimal. Gördünüz Hayır hayır. Bir Hakan ama bunu yani değil. Bunun, için, bir ha, bunun ha, hocam. hayır bunun için İyi Parti'nin buna, Parti buna çalışması lazım. Buna çalışması lazım. Milliyetçi bir blok var. O milliyetçi bloktan oy alması lazım ve bu milliyetçi blok bloğun AK Parti içerisinde de oyu var, MHP'de de oyu var. Eğer İyi Parti kuruluş esasına sahip çıksaydı bugün bu noktada olmazdık. Türkiye'de de, bu geç noktada kalmış değil. Olmaz olmazdı. Hocam,